Kimyasal hesaplamaların doğru yapılabilmesi için öncelikle tepkime denkleminin denkleştirilmiş olması gerekir. Denklemde yazılan katsayılar maddelerin mol sayıları oranını verir. Buna göre tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Birinci ifadeye baktığımızda 0,5 mol azot gazıyla yeterince hidrojen gazından 1 mol amonyak gazı oluşur demiş. Tepkimeyi şuraya alırsak 1 mol azot gazı 3 mol hidrojen gazıyla tepkimeye giriyor ve 2 mol amonyak gazına dönüşüyor. Soruda diyor ki 0,5 mol azot diyor. Yani 0,5 mol azot aldığımızda ne kadar enerji oluşur? Bakın kimyasal tepkimelerde geçiş yaparken katsayıları kullanırız. 1'e 0,5 ise 2'ye de ne olur? 1 mol amonyak oluşmuş olur. Bu ifade doğru olur. 2'ye bakarsak tepkimeye giren N2 ve H2 gazları mol sayıları oranı 1/3'tür demiş. Şöyle söyleyelim. N2'nin katsayısı ne kadar? 1. H2'nin katsayısı ne kadar? 3. O zaman bu ikisinin mol oranı yani N2/NH2'nin oranı 1/3 olur. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak 4 mol amonyak gazı oluşmuşsa 3 mol hidrojen gazı harcanmıştır demiş. Şimdi 2'ye 4 mol amonyak gazı oluşursa acaba 3'e ne kadar harcamış oluruz? 2 katı 6 mol H2 harcamış oluruz. Yalnız 3 mol demiş bize, yanlış olmuş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Tepkimesi veriliyor. Buna göre x artı y değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Birinci ifadeye baktığımda 4,5 mol oksijen gazı ve yeterince CS2 katsayının tepkimesinden x mol SO2 gazı elde edilir demiş. Şimdi CS2 katsayını aldık. 3 mol oksijen gazıyla tepkimeye soktuk. Tepkime sonrasında karbondioksit gazıyla 2 mol SO2 gazı oluştu. 4,5 mol O2 gazı demiş. Hemen bunun altına 4,5 mol yazdık. Ne diyor bize? Yeterince CS2 ile X mol SO2. Hemen geçiş yapıyorum. 3'e 4,5 mol tepkimeye girerse 2'ye ne kadar oluşur? Biz biliyoruz ki 3'ün normalde 2 katı olsa 6 olur. Demek ki 1,5 katı tepkimeye girmiş. 2'nin 1,5 katı da 3 mol yapar. Demek ki 3 mol SO2 oluşacak. Ne kadar oluşmuş? X mol oluşmuş. Yani X sayısı aslında 3'müş diyebiliriz. İkinci ifadeye bakarsak Y mol CS2 katsı demiş. Yani CS2'den Y mol tepkimeye giriyor. Yeterince oksijenle tepkimeye girdiğinde elde edilen ürünlerin toplam mol sayısı 3 oluyormuş. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Normalde 1'e Y mol tepkimeye girse 1'e Y mol oluşur. 2'ye de 2Y mol oluşur. Yani toplamda 3Y mol oluşur. Peki Y mole 3Y mol oluşuyorsa aslında burada şunu söyleyebiliriz. Ürünlerin toplam mol sayısı 3 ise yani 3y eşittir 3 dersek y buradan 1 gelir. Yani y sayısında 1 bulmuş olduk. Bize x artı y değeri soruluyor. X 3'tü, y de 1 ise toplamı 4 olur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Hidrojen klorür sulu çözeltisine Zn metali atıldığında tepkimesi gerçekleşir. Buna göre 26 gram Zn katısıyla yeterince hidrojen klorür sulu çözeltisinden normal koşullarda en fazla kaç litre hidrojen gazı elde edilir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Çinko katısı 2 mol hidrojen klorürle çinko klorür suda artı hidrojen gazı şeklinde oluşur. Şimdi şöyle söyleyelim. 26 gram Zn diyor. Bundan 26 varsa Zn'nin 1 molü 65 gram. 26'yı 65'e bölersek kaç gelir arkadaşlar? 26'yı 13'e böldüm 2, 65'i 13'e böldüm 5, 2 bölü 5'ten sanıyorum 0,4 mol gelmesi gerekir. Elimde çinkodan 0,4 mol varsa ben kaç mol hidrojen elde edebilirim? Önce onu bulmaya çalışalım. 1'e 0,4 mol tepkimeye girerse 1'e 0,4 mol hidrojen gazının oluşmasını bekleriz. Yalnız bize normal koşullarda kaç litre demiş? O zaman şunu yazıyorum. Normal koşullarda ben biliyorum ki 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Bu durumda acaba normal koşullarda 0,4 mol gaz kaç litre hacim kaplar diye sormam gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 8,96 litre olan C seçeneği olacaktır. Kapalı bir kapta bulunan 2 mol hidrojen ve 1 mol oksijen gazlarından 2 mol su sıvısı oluşurken kabın ısındığı gözlenmiştir.
Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda heterojen tepkime gerçekleşmiştir. Şöyle söyleyelim. Hidrojen gazıyla oksijen gazı tepkime giriyor ve H2O sıvısının oluştuğu söylenmiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Maddelerden birinin fiziksel hali farklı olduğunda biz böyle tepkimelere heterojen diyorduk. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İkiye bakarsak tepkime denklemi demiş. Şimdi tepkimeyi denkleştirmeye çalışırsak hidrojen H2 halinde, oksijen O2 halinde, su da H2O halinde. Burada 1 oksijen, burada 2 oksijen olduğu için geliyorum burayı 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Bu tepkime de doğrudur. C şıkkına bakarsak tepkime egzotermiktir. Hidrojenle oksijen tepkime girdiğinde bakın diyor ki kabın ısındığı gözlenir. Kap ısınıyorsa bu ısı açığa çıkarıyor anlamına gelir. Isı açığa çıkıyorsa da tepkimenin egzotermik olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla tepkime egzotermik bir tepkimedir. Bu ifade de doğrudur. D şıkkına bakarsak 0,2 mol su oluştuğunda kaptaki hidrojen gazı 0,2 moldur. Şimdi şöyle söyleyelim. Elimizde tekrar şuraya tepkimeyi yazmak istiyorum. Evet, tepkimeyi yazdık. Diyor ki soruda 2 mol hidrojen gazı varmış elimde, 1 mol de oksijen gazı varmış. Bunlar tepkimeye girmişler ve normalde biz biliyoruz ki 2 mol su oluşmuş. Ama soruda diyor ki 0,2 mol su oluştuğunda. Şimdi bundan 0,2 mol oluşursa yani 1'e 2 tepkimeye girerse 1'e 2 mol tepkimeye girer. Pardon 0,2 mol tepkimeye girer. 1 bölü 2'ye de bu durumda ne olur? 0,1 mol tepkimeye girer. Bize diyor ki kaptaki hidrojen gazı 0,2 moldur. Yalnız 0,2 mol su oluştuğunda ben görüyorum ki 0,2 mol hidrojen harcanıyor ve 1,8 mol H2 kalıyor. Burada kaptaki hidrojenden kastı 1,8 mol demeliydi. Burada 0,2 mol demiş ama bu harcanan kısımdır. Bakın tekrar söylüyorum, bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak atom sayısı ve toplam kütle korunmuştur. Evet, burada da 2 hidrojen var. Burada da 1 oksijen var. Burada da 2 hidrojen, burada da 1 oksijen var. Yani hem atom sayısı korunmuş hem de toplam kütle. Zaten biliyorum ki kimyasal tepkimelerde korunuyordu. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Günümüzde yaygın olarak kullandığımız doğal gazın yapısında çoğunlukla metan gazı bulunur. Buna göre 0,4 mol metan gazının tamamen yanma sonucunda kaç gram su elde edilir diye sorulmuş. Evet, metan gazını oksijen gazıyla yaktığımızda biz biliyoruz ki karbondioksit gazı ve H2O elde edilecek. Evet, bize ne demiş? 0,4 molü yandığında demiş. Önce tepkimeyi bir denkleştirmeye çalışalım. 1 mol karbon var. 1 mol karbon, 4 mol hidrojen, geldim suyu 2 ile çarptım. 2 oksijen burada, 2 de burada, 4, geldim burayı da 2 ile çarptım. Evet, 0,4 mol metanı yakarsak, 1'e 0,4 tepkimeye girerse 2'ye ne kadar oluşur? 0,8 mol su oluşur. Peki ben şunu biliyorum, 1 mol su kaç gram arkadaşlar? 2 artı 16'dan 18 gramsa acaba 0,8 mol su kaç gram olur diye soracağız. Soru işareti de ne yapar? 18 çarpı 8 bölü 10'dan 8 kere 8 64 6 144 bölü 10 dersek o da 14,4 gram gelmesi gerekir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Gazlar arasında gerçekleşen tepkimelerde basınç ve sıcaklık aynı ise tepkimede yer alan maddelerin katsayılarının oranı hacimler oranına eşittir. Bize bir kimyasal tepkime verilmiş. İkisi de gaz halde olduğunu görüyoruz. Ve tepkimede harcanan NO2 gazının hacminin oluşan N2O4 gazının hacminin iki katına eşit olduğu bilgisi de verilmiş. Ve tepkimeyi şuraya alacak olursak azot gazı 3 mol hidrojen gazıyla tepkimeye girmiş ve 2 mol amonyak gazını oluşturmuş. Diyor ki 24 litre amonyak gazı elde etmek için, yani şundan 24 litre elde etmek için aynı koşulda en az kaç litre hidrojen gazı kullanılmalıdır demiş. 2'ye 24 litre oluşması için 12 katı, 3'e de ben biliyorum ki 12 katı 36 litre hidrojen kullanmam gerekir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aynı sıcaklık ve basınçta gazlar arasında gerçekleşen tepkimelerde katsayılar oranı her zaman aynı zamanda hacim oranıdır.
Aşağıda aynı şartlarda tepkime öncesi ve sonrası ortamdaki gazların hacimleri verilmiştir. Buna göre tepkimenin denklemi hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi tepkime öncesinde x ve y varmış. Bunu görebiliyoruz ve tepkime sonrasında z'ye dönüşmüşler. X'ten 2V hacminde varmış. Y'den 3V hacminde varmış. Z'den de 2V hacminde varmış. Biz biliyoruz ki bir kimyasal tepkimede katsayılar oranı aynı zamanda hacim oranıdır. Çünkü bunların fiziksel hallerinin gaz olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 2V'ye 2 dersek 3V'ye 3 deriz. Z 2V'ye de 2 demiş oluruz. Yani bizim tepkimimiz 2X artı 3C 2Z şeklinde olması gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Asetilen gazı yandığında yüksek alev sıcaklığı nedeniyle kaynakçılıkta kullanılır. C2H2 gazı yakıldığında karbondioksit gazı ve su gazı oluşur. Şekil 1'deki sabit basınçlı kaba 5 mol oksijen gazı eklendiğinde tam verimli karbondioksit gazı ve su gazı oluşuyor. Başlangıç sıcaklığına dönüldüğünde şekil 2'deki kabın hacmi kaç litre olur diye sorulmuş. Şimdi elimizde C2H2 gazı var ve biz bunu oksijen gazıyla yakıyoruz. Yaktığımızda da karbondioksit gazı ve H2O gazına dönüştürüyoruz. Karbondan 2 mol olduğu için geldim 2 ile çarptım. 2 mol hidrojen olduğu için de zaten sudan gelen 2 mol hidrojen var. Oksijenleri kontrol ediyorum. 4 burada, 1 de burada, 5. O zaman geldik burayı da 5 bölü 2 ile çarpmış olduk. Evet, soruda bize diyor ki 2 mol C2H2 gazı varmış elimde. 5 mol oksijen gazı ekliyoruz. Ve bizden ne istiyor? Şekil 2'deki kabın hacmini istemiş. Tepkimeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Acaba kim biter şeklinde düşünmemiz gerekir. Şimdi C2H2'den elimizde bir katsayı olarak bir tane var. 1'e 2 mol harcasak. 5 bölü 2, 2,5'tur. 2,5'a da ne kadar harcarız? 5 mol harcarız. Bu durumda 2'ye 4 mol oluşmuş olur. 1'e de 2 mol oluşmuş olur. Yani son durumda hem C2H2 hem de O2 bitmiş olur. 4 mol karbondioksit, 2 mol de su oluşur. Şimdi bize diyor ki ilk baştaki hacmi vermiş 4 litre. Peki kim var içeride 4 litrede? 2 mol gaz var. Yani 2 mol gaz 4 litre hacim kaplarsa son durumda kaç mol gazım var? 4 artı 2'den 6 mol. Acaba 6 mol gaz kaç litre hacim kaplar dersek o da 12 litre hacim kaplar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Tepkimesiyle ilgili aşağıda verilen bilgiler doğru ya da yanlış olmasına göre tik işaretiyle işaretlenmiştir. Buna göre tik işareti aşağıdakilerden hangisinde hatalı kullanılmıştır diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim, tepkimeyi ben bir buraya almak istiyorum. Alüminyum katısı 3 bölü 2 klor gazıyla tepkimeye girmiş ve alüminyum klorür katısına dönüşmüş. Birinci bilgiye bakarsak 1 gram alüminyumla 1,5 gram klor tepkimeye girer demiş. Normalde biz biliyoruz ki alüminyumdan elimizde 1 mol var, klordan da elimizde 1,5 mol var. Neden? Çünkü kat sayılara bakarak ben mol sayılarını oranlayabilirim. Ve tepkime sonrasında 1 mol gaz oluşuyor. Ama 1 mol 1 grama eşit değil ki ya da 1,5 mol 1,5 grama eşit değil. Dolayısıyla mol ile gram arasında bir ilişki kuramam. Yani bu ifade yanlış olacak, yani doğru işaretlenmiş. 2'ye bakarsak normal koşullarda 33,6 litre klor gazı kullanılırsa 2 mol alüminyum klorür oluşur demiş. Benim şunu biliyor olmam lazım. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Peki 33,6 litre gaz acaba kaç mol yapar diye sorarsak o da arkadaşlar 1,5 mol yapması gerekir. Demek ki elimizde 1,5 mol klor gazı varmış. Diyor ki 1,5 mol klor gazı kullanırsak 2 mol alüminyum oluşur. Bakın 1,5'a siz 1,5 mol kullanırsanız 1'e de 1 mol gazın oluşması gerekir. Pardon, katısının oluşması gerekir. Yani yanlış demeliydi. Evet, yanlış demiş. Doğru işaretlenmiş. 3'e bakarsak aynı koşullarda 10 litre alüminyum katısı kullanırsa 10 litre alüminyum klorür katısı oluşur. Şöyle söyleyeyim. Tekrar tepkimeyi buraya almak istiyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Biz hacim ve mol arasındaki ilişkiyi gaz maddelerde kullanıyoruz. Yani katıların hacmi olmadığı için 10 litre alüminyum varken 10 litre alüminyum klor katısına dönüşür demek doğru olmaz. Çünkü katılarda tekrar söylüyorum hacim geçişi yapamıyoruz.
Bu ifadeyi doğru demiş ama yanlış işaretlenmiş. Normalde yanlış olmalıydı bu ifade. Yanlış olmuş. Zaten hatalı olan sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Tepkimesiyle ilgili tanımlayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir çalışma aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen ifadeler doğru ya da yanlış şeklinde hatasız takip edilirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır diye sorulmuş. Tepkimeyi alalım. C2H6 gazına 7/2O2 gazıyla tepkimeye sokuyoruz. Tepkime sonrasında 2 mol karbondioksit gazı ve 3 mol H2O sıvısı şeklinde yazabiliriz. Elimizde etandan 1 mol varmış ve normal koşullarda 67,2 litre su oluşuyor. Yani 1'e 1 tepkime girerse 3'e de 3 mol oluşur. Bizim şunu biliyor olmamız lazım. Normal koşullarda biz diyoruz ki 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. 3 mol gaz içinde bu geçişi yaptığımızda 67,2 litre hacim kaplamasını bekleriz. Ama eğer madde gazsa burada su sıvı halde olduğu için bu geçişi yapamayız. Yani yanlış olmuş. Devam edersek 30 gram etan gazı yakılırsa 54 gram su oluşur demiş. C2H6'nın emasını hesaplarsak 2 çarpı 12 artı 6 çarpı 1'den 30 gram yapar. Mol neydi arkadaşlar? M bölü MA. Kütlem 30 gram. MA da 30 gramsa buradan elimdeki maddenin 1 mol geleceğini bulabilirim. Peki ben etandan 1 mol kullanırsam kaç mol su oluşur? Bakıyorum 1'e 1 ise 3'e 3 mol oluşur. Peki suyun 1 molünün kütlesi ne kadar? 2 çarpı 1 artı 16'dan 18 gram yapar. 1 molü 18 gramsa 3 molü ne yapacaktır? 18 çarpı 3'ten 54 gram oluşacaktır. Bu ifade doğrudur. Devam edersek 7 tane oksijen gazı kullanılırsa 4 mol karbondioksit gazı oluşur demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Normalde tepkimede 7/2 kullanmışız. Yani 7 Na/2 tane O2 kullandığımızda kaç mol karbondioksit oluşmuş? 2 mol karbondioksit oluşmuş. Acaba 7 tane kullanırsak, 7 tane O2 kullanırsak kaç mol oluşur diyeceğiz. Şimdi burada 7'ler birbirini götürür. 2 kere 2 4 gelir ama bakın Na tane de var burada. Ona dikkat etmemiz gerekir. Burada direkt tane demesi yanlış olmuş. Ha buradan 4 mol gelmez onu söyleyelim. Ne gelir? 2 kere 2 dediğimizde 4. 4/Na gelir arkadaşlar. 4/Na mol gelir. 4 mol dediği için bu ifade yanlış olmuş. Yani 4 numaralı çıkıştan çıkmamız gerekir.